Tarihe açılan pencere. Merhaba kıymetli Tekerde FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit kardeşimiz görev yapıyor. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Ben Mehmet Sıddık Arvaz ve program arkadaşım Doçent Doktor Mustafa Şeker'le beraber bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Kıymetli dinleyicilerimize hayırlı, uzun, saadetli bir aile hayatı diliyoruz. Amin. Tekraren beraber olmak güzel bir duygu. Bugün inşallah başarı nedir? Muvaffakiyetin sırları nelerdir? Kıymetli hocam Mustafa Şeker hocamla, doçent doktor Mustafa Şeker hocamla bu mevzuyu konuşacağız. Kıymetli hocam, muvaffakiyet demiş eskiler. Hadi. Yeni ismiyle başarı. Başarı ne demek? Ve bu başarı ile ilgili veya başarılı olmakla alakalı yerli veya yabancı dediğimiz bilim adamları bu hususta nasıl bir tarif yapmışlar veya neler söylemişler? Bize birkaç şeyler söyler misiniz? Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Değerli Hocam, insanların hayattan çeşitli beklentileri var. Bu beklentiler içinde belki de her yaş grubunda karşılaştığımız başarı beklentisidir. Kişi bunu hem kendinden bekler hem de çevrenin kişiden bu yönde bir beklentisi vardır. Elbette bir insanın pek çok sahada başarılı olması mümkün olmayabilir. Her insanın kendini başarılı, yetenekli bulduğu sahalar mutlaka vardır. Bu kişiden vardır, kişiye değişebilir. Önemli olan yeteneğinin, kabiliyetinin bulunduğu sahaları keşfetmek ve çeşitli çalışmalarla bu yetenekleri nitelikli bir şekilde geliştirebilmektir. Evet. Yapılması gereken ferdin kendini iyi tanıması, neyi yapıp neyi yapamadığını bilmesidir. Bu çok önemli bir mevzu. Öncelikle başarıyı yakalayabilmek için çeşitli formüller ortaya konmuş kişisel gelişim kitaplarında değerli hocam. Mesela öncelikle diyor ki kendinizi keşfedin. Başarı ancak başarılı olmak isteyene gelir denir hocam. Yani men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu demişler ya. Evet, ne güzel. Yani keşfetmekten maksat kendi kabiliyetlerini ve neye meyilli olduğunu anlayabilmek, fark edebilmek. Birisinin sizi keşfetmesini beklemeyin deniyor mesela. Çok popüler bir söylemdir bu. Kendi kendinizi keşfedin. Kendinize istiyorum, yapabilirim, yapacağım gibi motive edici şeylerle kendinizi efendim bir yerlere taşıyın deniyor. Mimar Sinan Hazretleri'nin bir savaş esnasında köprü kurması gibi mi? Evet, çok güzel. Dolayısıyla insanı bir yere taşıyacak olan aslında insanın kendi içindeki potansiyelidir ama insanın kendini tanıması çok çok önemli Sayın Hocam. Şimdi Mimar Sinan misali verdiniz. Mimar Sinan normalde taş ustası bir aileden gelen. Evet. Sonra Acemi Oğlanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı derken sonradan Osmanlı'nın en tepe noktası olan baş mimarlığa kadar yükselmiş. İnsanın kabiliyeti hocam, potansiyeli aslında bir kap içerisindeki su gibidir. Bazen bunu efendim hareketlilik icabı düşünecek olduğunuzda efendim bazen üzerine eklediğiniz bir damla şey onu taşmasına sebebiyet verir. Efendim, her şey dozundadır, her şey belli seviyelerdedir ama bir insanın potansiyeli ne harekete geçirecek olan yine insanın kendisidir. Hı hı. O bir damla bazen hayatınızda çok şeyi değiştirebilir. İşte o bir damla içinde o kararlılıktır derler hocam. İnsanı bir yere taşıyacak olan kararlılıktır. Başarı hiçbir zaman kendi kendine gelmez hülasa değerli hocam. Evet. Bunun için istemek, başarıya konsantre olarak üzerinde çalışmak ve elde etmek gerekiyor. Mesela başarıyla ilgili olarak başarıyı yakalayabilmek için bu formüllerden bir tanesi de hedeflerinizi mutlaka izleyin derler hocam. Hmm. Önce hedeflerimizi net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Her başarı mutlaka bir fikirle doğar hocam. Dikkat edin, buluşlar tarihinde hiçbir buluşu hayata geçiren kimsenin fantazilerinin ürünü değildir diye konferanslarda sıklıkla söylerim hocam.
Yani oturup da ya bugün canım sıkıldı, gel bir buluş yapalım falan yoktur. Her şey bir ihtiyacın tezahürüdür. Ama bunu yaparken de öncelikle ihtiyaç analizi yapmak, tahlili yapmak çok çok önemli. Yani her başarı öncelikle bir fikirle doğar. Evet. Tarih boyunca büyük buluşları gerçekleştirenlerin hayatlarına baktığımız zaman da her şeyin bir fikirle başladığını söylememiz mümkün. Kendimize mutlaka bir takım hedefler koymamız gerekiyor. Bunlar başarılı olma isteğimizi kamçılayan hedefler olmalı hocam. Yani bizim ulaşabileceğimiz hedefler olmalı. Hedef koyuyorsun ama ulaşamayacağın hedefler seni bazen motivasyon noktasında da olumsuzluğa itebiliyor. Küçük başlamak, sonra hedefe doğru yönelmek lazım. Evet. Hedefleri de gerçekleştirirken. İmam Rabbani Hazretleri de buyurmuşlar ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمَعَالِ الْهِمَمِ Allah-u Teala yüksel, evet, yüksek ideal sahiplerini sever. Ya ne güzel söylediniz. Dolayısıyla bir hedef olmalı, bir ideal sahibi olmalı. Çok doğru. Başarılı olmak isteyen bir kimse değil mi hocam? Çok doğru, çok haklısınız hocam. Hedeflerimizi onun için hocam aklımızda kesin hatlarla belirlememiz gerekiyor. Yani hedefi koymakla iş bitmiyor. Hedefin bütün teferruatlarına hakim olmak, onun bizi nereye taşıyacağını ve ondan sonra nereye götüreceğini de tahayyül etmek, hesap etmek gerekiyor. Onun için, evet, hedefleri ortaya koyduktan sonra, hedefimizi net olarak belirledikten sonra izlemek lazım. Sadece ortaya koymak yetmiyor. Bizi nereye taşıyacak, nereye kadar gideceğiz? Evet. Bunlar çok çok önemli. Mutlaka zaman içerisinde bu hedeflerle ilgili olarak ne zaman, nereye, nasıl ulaşacağımızı tespit ettikten sonra bunlarla ilgili olarak da hocam küçük notlar almak gerekiyor. Niçin bu hedefe giden yolda nerede tökezledik? Değil mi hocam? Evet. Bazen insanoğlu hayatında inişli çıkışlıdır. Her şey dimdik gitmiyor yani. Yukarıya doğru çizgi ilerlemiyor. Aynen öyle. Acaba bizi bir yere taşıyacak olan bu süreçte bizi aşağıya iten veya yukarıya çıkaran şeyler nelerdir? Bunlarla ilgili küçük notlar alıp nerede tıkandıysak bunun sebepleri üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Okullarda mesela sınavlar yapıyoruz. Evet. Normalde bu sınavlar niçin yapılıyor? Konular öğrenilmiş mi, öğrenilmemiş mi? Öğrenilmediyse nereden öğrenilmemiş? Bu öğrenmenin mesela bir sınıfa bakıyorsunuz, 50 kişilik sınıfta 40 kişi zayıf almış. 40 kişi zayıf aldıysa orada bir sıkıntı var demektir. Acaba, aynen, bu öğrenciler nereye, nasıl takıldılar? Ya sınav yapmak sadece öğrencilerin canını acıtmak veya onları illaki bir teraziye koymak demek değildir. Evet. Onun için nerede tökezlediğimizin hesabını yapabilmemiz için bu küçük notlar üzerinden de yürümemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde eksiklerimizi görebilmemiz açısından çok önemli. Onun için başarıyı yakalayabilmek için formüllerden bir tanesi ne dedik hocam? Kendimizi mutlaka keşfetmemiz, eksik yönlerimizi, tamam yönlerimizi çok iyi keşfetmemiz gerekiyor. Arkasından hedeflerimizi ortaya koyduktan sonra net olarak bunları takip etmemiz, izlememiz gerekiyor. Sonra hocam plan, program. Hayatta başarılı olmuş bütün insanlara dikkat edin. Hayatlarında başarılı olmuş bütün insanların planlı ve programlı yaşadıklarını görüyoruz. Plan bunun için çok önemli. Rahmetli Özal'ın 5T'si vardı değerli hocam. 5T. 5T nedir onlar hocam? Bir şeyden ilk önce tahlil, değil mi hocam? Teşhis, tedavi, tedbir, takip. Dolayısıyla siz eğer plan dahilinde gitmiyorsanız normalde tökezlediğinizde ayağa kalkmanız çok zor oluyor. Onun için mutlaka, evet, plan yapmak çok ehemmiyetli. Belirli maksatlara ulaşabilmek için plan demek yol haritamız demektir değerli hocam. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı mutlaka bilmemiz demek. Bunları belli şekillerde, ölçülerde yazmamız demek. Hı hı. Bazen de değerli hocam şu vardır. Siz bir sürece, bir yola giriyorsunuz. Herkesi memnun etmek çok zor. Aynen öyle. Doğru bildiğiniz istişare veya istihare, sonra yola çıktınız. Artık en başından kestiniz. Kardeşim bak biz bu yola çıktık. Dolayısıyla yolda işte hendekler var, yılanlar var, çıyanlar var, akrepler var, haşeratlar var. Tehlikeler, evet, çeşitli tehlikeler var. Bak biz hedefe mutlaka ilerleyeceğiz biiznillah. Ama yolda da şöyle şöyle şeylerle karşılaşacağız. Net olarak planınızı yaptıktan sonra ne yaptık? Kendimizi keşfettik. Hedefimizi ortaya koyduk. Planımızı yaptık. Ama bu süreç içerisinde beraber yürüdüğümüz takım arkadaşlarımızı motive etmemiz de çok önemli. Heves ama kırmamak. Heves kırmamak çok önemli. Büyüklerimizin öyle buyurduğu bir hususiyet var. Başarı heves kırmamaktan geçer değil mi değerli hocam? Evet. Bu vesileyle takım arkadaşlarımızın içerisinde uyum sağlayamayan kimseler olabilir.
bazen böyle görüyoruz. Yola çıktığınız insanlarla hiç alakası olmayan alakasız şeyler isteyebiliyorlar. Ne yapılmalı? Devam Hayır edelim. Diyebilmek lazım hocam. Evet. Hayır diyebilmek hedefe ulaşmak için çok çok önemli. Eğer siz doğru biliyorsanız istişareyle yola çıkmışsınız. Neticede bununla ilgili olarak bütün planlarınızı yapmışsınız. Yola çıktıktan sonra karşılaştığınız olumsuzluklar da veya ekip içerisinde ekiple beraber bir proje, bir faaliyet yapıyorsanız evet. yerine göre hayır diyebilmek çok çok önemli hocam. Bunu diyebilmek de çok zor. Tabii bu süreç stresli bir süreç aynı zamanda. Bunları da iyi hesap etmek gerekiyor. Hocam bir de başarıyı yakalayabilmek için en önemli hususiyetlerden bir tanesi de kendimizi çok iyi tanımamız lazım. Bazen insanlar vardır ya sen yüzme bilmiyorsun ama gidiyorsun okyanusa kulaç açıyorsun. Böyle boğulma vakaların yaşandığı deniz kenarlarını görürüz, duyarız. Adam yüzme bilmiyor. Bakıyorsunuz dev dalgaların olduğu. Karadeniz'de yüzmeye kalkıyor. Karadeniz ondan sonra tabii Karadeniz gibi bir yerde yüzebilmek için burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Onun için kendimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Bir de hocam zamanın kullanımı çok önemli. Zaman yönetimi diye bir mevhum var. Evet. Bütün sıkıntılar zamanı yönetememekten kaynaklanıyor. Bakın toplam kalite yönetiminde backmarking diye bir şey var hocam. Mesela sizin hedefinizde bir nokta var. O noktaya 7 saniyede gidiyorsunuz. Şimdi adamlar onu nasıl 5 saniyeye düşürürüm? 2 saniyeyi nasıl üretimde kullanırım? Onun hesabını yapıyorlar. Onun için Amerikalı Deming diye birisi tarafından ortaya konmuş bu toplam kalite yönetimi ve dünyada ilk defa Japonya'da bir otomotiv firması tarafından hayata geçiriliyor. Evet. Çok büyük bir otomotiv firması. Onun için hayatlarında başarılı olan insanlar, kurumlar, firmalar, kuruluşlar hep zamanı iyi yöneten insanlardır denir tanımlamalar içerisinde. Mutlaka hocam bu süreç dediğimiz gibi stresli bir süreç. A, B, C, D planlarımızın olması gerekiyor. Stresle baş edebilmek açısından. Yola çıktıktan sonra da bizi en fazla sıkıntıya düşürenlerden bir tanesi de bu. Bir de hocam olumlu düşünebilmek. Olumlu düşünebilmek çok çok önemli. Böyle büyüklerden bizzat yolculuğa çıkmış. Efendim teyareyle uzak diyarlara gidiyor. O zaman da yabancı dili yeni yeni öğreniyor. Gelmiş hostes bir şeyler söylemiş. Kendisi evet demiş. Yanındaki hayır demiş. Ona bana yemek geldi ona Allah hiçbir Allah. Şey gelmedi diye de böyle latifeler yaparlardı. Onun için olumlu düşünmek çok çok önemli. Çok evet. çok önemli. Biraz önce hocam şey buyurdunuz. Kusura bakın biraz dinlendireyim sizi. Vakti zamanı iyi kullanmakla alakalı bir büyüğümüzle bir gün bir yerden geçerken bakıyor ki kahvehanede kahvehane dolu. Millet oyun oynuyor. Sigara içiyor. Evet. Duman altı olmuşlar. Dışarıda da masa atmışlar oturuyorlar. Evet. Buyurmuşlar ki bu zaman denilen şey, vakit denilen bir meta olsaydı, parayla satın alabilecek bir meta olsaydı bütün servetimi verir, şu boş oturanların vakitlerini, zamanlarını alır, çalışmalarımla kullanırdım. Buzmuş bir büyüğümüz. Çok çok önemli. Evet. Değerli hocam, biraz önce sorduğunuz suale gelecek olursak. Hay buyurunuz efendim. Efendim, başarı tanımını literatürde çok sıklıkla görüyoruz. Evet. Ama başarılı olmuş insanların başarıyla ilgili ifadeleri nelerdir? Müsaadeniz olursa biraz ondan bahsetmek istiyorum. Efendim. Amerikalı eğitimci ve hatip var hocam. Rachel Conwell. Meşhur bir isim. Bu adam şunu söylüyor. Eğer büyüklüğe erişmek istiyorsanız şimdi bulunduğunuz yerde elinizde şimdi bulunanlarla işe başlamalısınız. Yaşadığı şehre faydası olan, orada yaşarken iyi bir vatandaş olmaya çalışan, aile ve hayatını daha iyi yürütmeye çalışan bir kimse ister bir atölyede ister bir tezgahın gerisinde çalışsın veya isterse kendi evini yönetmekle meşgul olsun, her zaman her yerde üzerinde durduğu işin daha iyisini yapmaya çalışan bir kimse. Evet. Her şeyden önce yaşadığı çevrede büyük olan bir kimse her yerde büyük bir insandır. Yani hocam ifadedeki netliği görüyor musunuz? Yani adam kısaca diyor ki herkes işini yaparken en iyi bildiği işe başlamalı ve sonuna kadar da bu işi bırakmadan devam edebilmeli. Evet. Yani bir insan önce bir işi yaparken faydasını da göz önünde bulundurmalı. Kime? Ne faydası var? Evet. Bana, cemiyete, devlete, çevreme, değil mi değerli hocam? Bu açıdan baktığımızda yaptığınız işin kalitesi
insanlara sağladığı fayda kadardır diye de meşhur bir söz vardır değerli hocam. Burada cemiyete kime ne faydası var dediniz ya hocam. Evet. Bizim bir büyüğümüz de başarı nedir? Müslüman olması hasebiyle. Evet. Nasıl düşünecek? Başarı dünyada değil ahirete işe yarayan şeydir. Evet. Malum ebedi hayat var. Evet. İki yer var. Ebedi saadete kavuşturacak faaliyet başarıdır. Demiş evet. Büyüklerimiz hocam. Ne güzel söylemişler hocam. Yani bir insanın bir dünya hayatı var. Bir ebedi hayat var. Evet. Dünya ahiretin tarlasıdır. Siz bu dünyada ne ekerseniz öbür tarafa. Yani dünya gereksiz değil değil mi hocam? Evet değil. Dünyada ne ekerseniz öbür tarafa onu götürürsünüz. Onun için hatta gaflet bile nimetmiş hocam. Aynen. Yerine göre. Yani bu insan sonunda öleceğiz hepimiz. Allah Teala hayırlı ömürler versin. Ama yarın mı öleceğiz, öbür gün mü öleceğiz, sonra mı şey yapacağız? Ama her an tetikte olacağız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmak. Buyurun. Bunun planını, programını yapmak lazım. Hocam, Amerikalı bir yazar var. Donald Leart diye arkadaşlar. Evet. Değerli hocam. Hiç kimse senden iyi değildir ama sen oraya bir şey koyamazsan sen de hiç kimseden iyi değilsin. Değil mi hocam? Bulunduğu yere hiçbir katma değer sağlamayan kimseler var. Evet. Sadece belirli sebeplerle gelmiş. İltimasla, torpille, tanıdıkla, rica ile, minnetle. Hani anlatırlar ya hocam, adam bir şeker fabrikasına milletvekilinin torpiliyle işçi olarak girmiş. Evet. Sonra tabii adama hiçbir şey yok, pozisyon yok. Ne yapmışlar? Demişler ki efendim bizim şeker fabrikasının müdürünün arabasının girdiği çıktığı yerde bir zincir var. Bu zinciri takıp efendim arabanın geçmesi işte o vazifeyle sökeceksin. Takıp sökeceksin yani. Bununla vazifelisin. Adam neyse göreve başlıyor. Aradan aylar geçiyor. Bir gün müdür bey sormuş. Nasılsın? İyi misin? Efendim iyiyim ama bir de yardımcı olsa çok güzel olur demiş adam derler. Gerçekten de hocam bir insanın başarısı bulunduğu yere sağladığı katkıyla da alakalı. Bugün Allah Allah. Dünya global bir köy derler malumunuz. Evet hocam. Herkes hesabını kitabını ona göre yapıyor. Kar zarar hesabı yapılıyor. Şirketler bugün sene sonu geldiğinde şimdi Aralık ayındayız. Evet. Kara kara düşünüyorlar. Kar zarar hesabı yapıyorlar. Acaba nerede zarar nerede kar? Eğer zarar açıklarsa yandı. Ya. O gelecek seneye bir eylem planı geliştirmesi lazım. Dolayısıyla her şey çok önemli bu açıdan. Amerika Cumhurbaşkanlarından Theodore Roosevelt var biliyorsunuz değerli hocam. Tarih boyunca gayret sarf etmeksizin yaşayanlar arasında isim bırakmış bir tek insan yoktur sözü de böyle birçok kuruluşun kapısında ben görüyorum hocam. Tarih boyunca gayret sarf etmeksizin yaşayanlar arasında isim bırakmış bir tek insan yoktur diye de. Bu söz de gerçekten aslında başarının tanımını ortaya koyması açısından da çok çok önemli. Meşhur İngiliz tarihçisi Thomas Carrie bir başarıyla ilgili olarak net bir tanım ortaya koymuş. Evet. Bizi bekleyen büyük iş uzaklarda belli belirsiz görüneni değil, önümüzde gayet belirlice duran iştir demiştir değerli hocam. Bunun gibi daha onlarca örnek verebiliriz. Arnold Bennett, İngiliz romancı, yokuş aşağı gitmek kolaydır ama manzara tepeden seyredilir der hocam. Onun için başarılı olmak istiyorsak yukarılara çıkmak zorundayız. Bu eğer normal somut ögeler için de önemli. İş hayatı için netice itibariyle çok çok önemli. Başarı dediğimiz şeyin çerçevesini net olarak koymak gerekiyor. Çünkü karşımızda insan olarak hayatımızda inişli çıkışlı zamanlarımız var. Bunlarla ilgili olarak tedbir almamız gereken şeyler var. Yani hayvanlardan bile yerine göre çıkaracağımız dersler vardı. Beni en fazla etkileyenlerden bir tanesi vatuz balığıdır değerli hocam. Hmm. Vatuz balığı. Bu balık şelalelere tırmanmasıyla ünlü. Efendim belgesellerde falan da böyle karşılaşıyorum. Ve gerçekten de o balığın o kararlılığını gördüğümde çok şaşırıyorum. Binlerce balık şelaleye doğru uzun bir yolculuk yapıyorlar. Çünkü orada yumurtlayabilmesi bizim için... Bizim Van İnci Kefali de öyle. Evet değil mi hocam? Evet. Kendilerine böyle gölet
bir yer arıyorlar. Ama hocam çok dik. Akıntının tersine. Tabii akıntının tersine. Gidiyorlar, çok evet. Dik şelalelerde tırmanıyor. Hı hı. Bazen yukarıdan gelen su damlaları balıkların kafasına bomba gibi düşebiliyor. Evet. Eğer tutunamadıysa aşağıya doğru düşüyor, artık ölüyor bu balıklar. İçlerinden hocam binlerce balıktan birkaç tanesi sadece yukarıya çıkabiliyor. Allah ama Allah. Bütün balıklar istisnasız hocam tırmanıyorlar. Yani evet. ben düşerim, yolu tamamlayamam. Yarıda kalırım demiyor. Çaresizlik sendromuna falan da düşmüyor. Yarı yolda kalırım falan gibi böyle bir şey de yok. Evet. Ama hepsi çıkıyor. Belki bin balıktan üçer beşer tanesi belki hayatta kalabiliyor. Diğerleri de hep o suyun başlarına bir vurduğu o resme tokmak gibi, bomba evet. gibi düşüyor. Ama sonunda bu balıklar hocam hedeflerine ulaşıyor. Üç tanesi, beş tanesi gölede çıkıyor. Yukarıya düz yerlere çıkıyor. Ve orada onlar yumurtlayıp yine binlerce balığın tekrar dünyaya gelmesine vesile oluyorlar. Yani 1 milyon belki de balığın içerisinden düşünün belki 50 tanesi, 100 tanesi muvaffak oluyor. Evet. Ama herkes bu yolculuğa çıkmakla kendini mükellef görüyor. Görebiliyor. Dünya hayatı da böyle değil midir hocam? Aynen öyledir. Hepimiz annemizden doğduktan sonra bir hayat serüvenine giriyoruz. Yolda başarısızlıklarımız, mağlubiyetlerimiz var. Yerine göre büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Efendim bu sıkıntılarla karşılaşacağız diye, ki bu bazen hayata da mal olabiliyor. Biz bu sıkıntılarla karşılaşacağız diye hedeften veya efendim son noktaya ulaşma noktasına kararlılığımızdan vazgeçmek var mı? Yok. Kesinlikle yok, yok, olmamalı. O açıdan baktığımızda bir hayvandan bile alacağımız büyük dersler var değerli hocam. İngiliz tarihçi meşhur Arnold Tombie hocam. O bununla ilgili şöyle bir şey söyler. Dünyanın en müflis insanı şevk ve heyecanını kaybetmiş insandır. Eğer bir kimse her şeyini kaybetmiş olmasına rağmen şevk ve heyecanını kaybetmezse yeniden başarıya ulaşacaktır diyor. Evet. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'la ilgili söylediği sözüyle meşhurdur bu adam. Bana diyor, dünyada Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaşadığı ülkede yaşamanın şerefi yeter de artar. Bir Rum söylüyor, diyor ki ya Arnold, sen zengin bir aileden geliyorsun, varlıklısın. Bu kütüphanede tozlu raflarla ne işin var? İstanbul'da yaşıyorsun, gününü gün etsene. O da diyor ki Fatih gibi birisinin fethettiği ülkede yaşamanın şerefi bana yeter de artar da. Ve dünyada diyor, bak sen bir Rumsun, dünyada Fatih gibi mükemmel bir Rumca konuşan ikinci bir kişi daha hala gelmemiştir diyor. Arnold Tombie söylüyor bunu. O açıdan bunun söylediği söz de çok çok önemli. Şevk ve heyecanını bir insan kaybetmezse yeniden başarıya ulaşır. Başına ne gelirse gelsin. Evet. Evet, bu açıdan. İngilizler bu konularda gerçekten her ne kadar dünyayı böyle efendim kendi kafalarına göre entrikalarla yönetiyor olsalar da bu düşmanın metodolojisini de bilmek lazım değil mi hocam? Evet. Bu adamlar nasıl çalışıyorlar, ne kadar çalışıyorlar, biz niye daha az çalışıyoruz, nerede eksiklerimiz var, bunları da iyi hesap etmemiz gerekiyor. Bir Çin atasözü de hocam, en uzun bir yolculuk bir adımla başlar diyor. Bir adımla. Bir adımla başlar. O açıdan da gerçekten bunların hepsini bir kenara not etmek evet. lazım. Hayatımızda herkesten öğreneceğimiz bir şey var, evet. bir şeyler var değerli hocam. Kıymetli hocam, başarılı insanlar güler yüzlü, tatlı dilli ve siyaseti güzeldir evet. diye bir yerden okumuştum. Evet. Güzel siyaset herkesin memnun olmasıdır. Evet hocam. Güler yüz ve tatlı dil hem bizi koruyan hem de düşmanımıza bile zarar vermeyen, aksine onu ferahlandıran çok güzel bir huydur. Evet. Yine günümüzün insanına verilecek en güzel hediyenin güler yüz ve tatlı dil olduğunu bilir. Başarılı olan bir insan öfkelenmez. Başarılı insan hiç sertlik göstermez. Güler yüz ve tatlı dil zamanın cihadı ve başarının sırrıdır. Yine demişler. Evet. Çok kimse öfke küpüdür. Geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Evet hocam. Efendimiz de buyurmuşlar ya, la ta'dab. Bir kimse gelmiş demiş ki efendim bana nasihat edin demiş. Buyurmuşlar ki la ta'dab, kızma buyurmuşlar. Evet. Sağına geçmiş efendim bana nasihat. La ta'dab, kızma buyurmuşlar. Soluna geçmişler. Efendim bir nasihat. La ta'dab, kızma buyurmuşlar. Dolayısıyla geçimsizlikler, cinayetler, ailedeki bütün sıkıntılar hep bundandır. Başarılı bir kimse sinir küpü olmamalı. Evet. İmanlıdır. Yani karşılaştığımız
olumsuzlukları hemen değil mi öfkeyle karşılamalı. Karşılamalı. Anlayışa evet. Karşılamalı. Evet. Adaletlidir. Doğru ve fedakardır. Evet. Birlik ve beraberliğe önem verir. Hedefini iyi seçer. Evet. Az önce ifade ettiniz. Nefsini iyi terbiye eder. Kontrol altına alır. Tohumu toprağa atınca çürümeden ağaç meyve vermez. Nefis tohuma benzer. Nefsiniz çürüyünce meyve verir. Öyle insanı da herkes sever. Dolayısıyla yine başarılı kimse demişler büyüklerimiz, din büyüklerimiz. Günahlardan sakınarak sabreder, herkese iyilik eder. Evet. Mütevazıdır. Tevazu sahibidir. Tevazu gösteren Hak Teala sever. Yine din büyüklerimizin yoluna sarılır. Helekel musevvifun. Sonra yaparım diyen, işini sonra bırakanlar helak oldu. Hadis-i şerifini kendisine şiar edinir. İşini geciktirmez, yarına bırakmaz. Araya sonra girince o iş kaldı demektir. Çünkü unuturuz, bir mani çıkar, hastalık olur, ölüm olur. Bir daha o işi yapamayız. Ve mutlu, huzurlu ve sıhhatli olmaya çalışır diye notlar almışım kıymetli hocam. Evet. Hocam, yönetmenimiz bir ara verelim diyorlar. Evet. Bir ara verelim, ondan sonra tekrar size birkaç tane sual soracağım inşallah. İnşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız. Tekrar merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Kısa bir aradan sonra yine beraberiz. Tarihe Açılan Pencere programında Doçent Doktor Mustafa Şeker Hocam bizlere başarının sırrını anlatıyordu. Hocam, başarılı insan adalet ile hareket etmeli. Başarılı olmak için 4 şart var demişler. İman, adalet, doğruluk ve fedakarlık. Evet. Bir de başarılı insan merhametli olmalı, affetmesini bilmeli diye buraya not almışım. Evet. Kıymet Hocam, başarılı olmak için neler tavsiye edilebilir ve başarının yolları nelerdir? Evet. Bu konuyla ilgili bizlere ne söylersiniz efendim? Estağfurullah. Günümüz gençleri önlerindeki yolun nasıl bir yol olduğunu öncelikle çok iyi görmek zorundalar değerli hocam. Evet. Bugün 20 milyona yakın bir öğrenci kitlesine sahibiz. Evet. Ve bunlar hepsi efendim milli eğitim süreçlerimiz içerisinde en iyi eğitimi almak için mücadele ediyorlar. Ya daha doğrusu devletimiz büyük fedakarlıklar gösteriyor. Onun için gençlerin önlerinde nasıl bir yol olduğunu çok iyi görmeleri, tahayyül etmeleri gerekiyor. Bu yol çalısı, çırpısı başkaları tarafından temizlenmiş bir asfalt değildir hocam. Bunu öncelikle çok iyi anlamak gerekiyor. Evet. Artık günümüzde veya önümüzdeki süreçlerde insanların karşısına çıkacak olan dünya öyle durgun sularda balık avlayacakları bir dünya değil. Artık evet. Rafting diye bir spor var değil mi hocam? Evet hocam. Rafting yarışları nasıl yapılıyor? Şelalelerde kürek çekiyorsunuz. Gelecek neslin karşısına çıkacak olan dünya neticede böyle bir dünya. Birçok tehlikeler var. Taşlar var, yarlar var, şelaleler var, uçurumlar var. Evet. Yaralanabilirler, düşebilirler. Kalkmasını bilmek çok önemli. Evet. Çünkü artık bir mesleği yapacak olan çok insan var. Ama bunların içerisinde en iyisi aranıyor. Bir de yapay zeka diye günümüzde çokça kullanılan bir mevhum var hocam. Evet hocam. Artık dünyada yavaş yavaş birçok sektöre de yapay zeka unsurlarının girdiğini söylememiz mümkün. Daha da fazla girecekler gibi gözüküyor. Çünkü yapılan çalışmalar onu gösteriyor. Bunu bilerek hareket etmek mecburiyetindeler. Onun için altını çizerek tekrar söylüyorum. Bu yol, meşakkatli yol, çalısı çırpısı başkaları tarafından temizlenmiş bir asfalt değil. Yani çok hengameli bir sürece giriyor gençler. Böyle bir dünya var. Her insan kendi yolunu kendi seçecek. Yolun çalısını, çırpısını kendisi temizleyecek. Eğer asfalt bir yolda yürümek istiyorsa yolun asfaltını da kendisi dökecek. Evet. Mazeretler arkasına saklanmak başarının en büyük düşmanı. Herkesi ve her şeyi eleştirmek ama kendisini eleştirmemek, her şey toz pembe şeklinde her şeyi bu şekilde görmek bedeli çok yüksek bir yanlış. Ve hayat bedelleri ödetmek konusunda da hiç insaflı değil, hiç merhametli değil. Ona göre de nasıl bir dünyada yaşayacağımız, bundan sonraki süreçte neler olacağı bunlar az çok bilinen şeyler. Başkalarından değil, kendinden bekleyen gençler
anne babalarının arkasına saklanmayan gençler. Kolay yoldan değil, hak ederek kazanmak isteyen gençler, hedefi olan gençler, çalışkan, disiplinli, karakterli, iradeli gençler, geleceğin büyük sanatçıları, önemli büyük bilim adamları, büyük yazarları onların arkasından çıkacaktır. Bu herkesin malumu. Yani her başarı sonunda bir ürün ortaya çıkarıyor. Tabii her başarının sonucunda bu ürün ortaya çıkmayabilir, bu ürün kalitesi de değişebilir. Ama burada kararlılık çok çok önemli. İnsan geleceğinin kurucusu, kendi eliyle kuruyor. Herkes kendi yazgısı noktasında Allah-u Teala herkese irade vermiş. Efendim sonunda herkes belli bir hedefe doğru ilerliyor. Sonrayı belirleyen de insanın daha önce attığı adımlar. Belki de ilk bilmemiz gereken de hocam nasıl bir dünyayla karşılaşacağımız sorusunun cevabında saklı. Başarılı olmak için neler tavsiye edilebilir? Evet. Başarılı bir iş adamı değerli hocam şunu söylüyor. 30 yıllık çalışmalarım esnasında başarılı olmak için uygulamaya çalıştığım bazı prensipler var. Hep bu prensipleri eksiksiz, yalansız, yanlısız uygulamaya çalıştım der. Evet. Dolayısıyla bu prensiplerden en önemlilerinden bir tanesi mesela siz devlet yönetiyor olabilirsiniz, şirket yönetiyor olabilirsiniz, herhangi bir kurum kuruluşun başında olabilirsiniz. Öncelikle işinin sahibi olduğunu anlatmaya çalışmak lazım. Yani herkes şirketi veya bir kurumu, bir kuruluşu, bu bir okul olur, bu bir kurum olur, bu bir kuruluş olur. Herkes hocam çalıştığı yeri sahiplenmeli öncelikle. Bu batılı şirketlerde ben bunu çok görüyorum hocam, duyuyorum da, okuyorum da. Adam şirketi artık o kadar öyle bir hale getirmiş, şeffaf hale, objektif hale getirmiş ki her şeyi. Şirket yöneticilerine emanet etmiyor şirket hocam. Şirket çalışanlarına emanet ediyor. Bakın bu şirket sizin şirketiniz veya bu bir okul. Bu sizin okulunuz. Bu sizin okulunuz. Eğer siz geçiminizi buradan sağlıyorsunuz, nafakanızı buradan sağlıyorsunuz. Evet. Bu şirket batarsa veya bu kurum, ne A kurumu, B kurumu batarsa bundan en fazla siz zarar görürsünüz. Onun için ne yapın edin, bu şirketi büyütmeye çalışın diye motive ediyor karşısındaki insanları. Şimdi okullarda, özel okullarda veya devlet okulları hiç fark etmez. Eğitim öğretimde yıllardır öğretmenlik yaptığım için de söylüyorum. İşte derse geç başlıyorsun. Öğrencileri bir emanet olarak görmüyorsun. Veya işte efendim gözlerimi kaparım vazif. Orada başarı olur mu hocam? Olmaz. Olmaz. Ne olacak? Bu bir illaki okul olmak zorunda değil. Bu efendim bir devlet kurumu. A devlet kurumu, B devlet kurumu. Hiç fark etmez. Ben değil biz olmalıyız. Biz olmalı. Evet. Bir de taşıdığın mesuliyetin farkında olmalısın. Evet. Bu sadece yöneticilerin sorumluluk sahasına girmiyor. Orada her çalışan bulunduğu yere bir katma değer sağlamak zorunda. Neticede devletim seni en güzel şekilde yetiştirmiş, eğitimini vermiş, orada bir makam vermiş, bir mesuliyet netice itibariyle sana tevdi etmiş. Evet. Senin de bunun hakkını vermen gerekiyor. Onun için hocam başarılı olmak için en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de alt kademelerde çalışan dahil olmak üzere bütün kademelerin çalıştığı kurum, kuruluş her neyse bunları en iyi şekilde benimsemesini sağlamak. Mesela ben gençlere eğitim fakültesinde şunu söylüyorum değerli hocam. Bakın siz eğitim fakültesinde okuyorsunuz. Burası öğretim fakültesi değil, eğitim fakültesi. Burası bir devlet okulu. Ve buradan çok başarılı insanlar geçti gelmişti. Geçmişte geldi geçti. Siz de bunların üzerine daha fazlasını ekleyerek daha da iyi durumlara gelebilirsiniz. Ama herkes burada bir mesuliyet duygusuyla hareket etmek zorunda. Ben burada aldığım eğitimle vatanıma, milletime, devletime, dinime, değerlerime, kültürüme nasıl faydalı olabilirim? Evet. Dolayısıyla siz eğer bulunduğunuz kurumun, bulunduğunuz ağanın kıymetini bilir, ona göre mesuliyet duygusuyla hareket ederseniz, bundan başta siz, sonra size bu mesuliyeti veren, bu makamları veren veya bu sorumluluğu netice itibariyle masrafları yaparak güzel güzel okullar açmış devletimiz, ne oluyor hocam sonuç itibariyle? Herkes bulunduğu yerden mutluysa, başarılı o oldu. Hocam orayı benimseyen insanların ortaya koyduğu mutluluk havasıyla da alakalı. Evet. Eğer herkes birbiriyle kavgalıysa, herkes birbirine küsse, kimse birbirine selam vermiyorsa, mutlu değilse orada zaten otomatik olarak hizipleşme varsa evet. Efendim orada otomatik olarak başarı bitmiş demektir. Bu açıdan baktığımızda başarılı olmak için en önemli hususlardan bir tanesi hocam, belki de en başa koyacaklarımızdan bir tanesi herkese
mesuliyet duygusu, hareket etme yetkisi vermek, mesuliyetle hareket etme noktasında bir şuur kazandırmak çok çok önemli. İşini sahiplenmesi. İşini sahiplenecek. Evet. Eğer öbür türlü olursa başka da bunu hiçbir şekilde açıklayabilmemiz, izah edebilmemiz mümkün değil. Bunun maddeleri daha da arttırabiliriz. Daha da fazlalaştırabiliriz. Ama bana sorsanız ben birinci sırada çalışanların çalıştıkları yere sahip çıkması. Çünkü burada hocam şu da var. Her şeye ortaksınız. Kâra da ortaksınız, zarara da ortaksınız. Başarıya da ortaksınız, başarısızlığa da ortaksınız. Dolayısıyla yani bir insan, evet, şirketin sahibi adam, bakıyorum 80-90 yaşında, artık bir aya çukura girmiş. Öbür tarafta bakıyorsunuz hala daha efendim %5-10 zam yapacak, 90 dereden su getirtiyor. Ya zaten senin yani artık kazandığını kazanmışsın. Şirket de iyi çalışıyor, iyi de para kazanıyor. Biraz da canım çalışanlarınla paylaşsana. Çok da böyle efendim açgözlü olmamak lazım. Eğer sen o insanları memnun edersen, o insanlar da içlerine dört elle sarılırlar. Sen de şirketini daha da büyütürler. Bu her kurum için, kuruluş için geçerli. Evet. Evde de böyledir değerli hocam. Bazen ben görüyorum efendim, geçmiş ya böyle eski insanlarda daha da fazla görürdük. Belki yoklukla da alakalıdır bu, ama adam ev ahalisine para vermek istemez. Sanki bu parayı çocuğuna para vermek istemez. Hanımına para vermek istemez. Sanki bu parayı onlara harcamıyor da. Harcarken efendim böyle çevremde komşularımızdan görürdük hocam. Efendim kadıncağıza para da vermiyor. Çocuklarına da maddiyatı var, varlığı var, sıkıntısı yok. Ama fakir gibi gezmek, dilenci gibi gezmek adamın artık karakterine oturmuş. Allah Allah. Ya zaten o parayı çocuklara harcayacaksın. O para sana miras olarak yine çocuklara kalacak. Sen ölsen hanımına kalacak. Onun için her şeyde akıllı hareket etmek lazım ama hocam. Ama bazen hocam. Evet. Bazen Cenab-ı Hak birine bir imkan verdiği zaman yemeği nasip etmiyor. Evet. Neden? Onu bekçi yapıyor. Başka birisine, torununa, oğluna, kızına bırakacağı mala bekçi yapıyor hocam. Onun için şey yaptınız. Bişri Hafiye Hazretleri öyle buyurmuşlar değil mi hocam? Karınca efendim aylarca, yıllarca çalışır. Bir buğday tanesini alır yuvasına sokmak için. O bin bir zahmete girer. Bir kuş tanesi gelir buğday tanesini götürmek için. Karıncayı da alır götürür. Evet. Onu yani bir nevi insanın da ömrü mal peşinde koşuyorsun ama malınla beraber sen de gidiyorsun. Aynen öyle. O açıdan gerçekten ifratla tefride dikkat etmek lazım. Evet. Hocam bir de herkesin fikrine oturup dinlemek lazım. Başarılı olmuş büyük zatların hayatlarında bu var. Herkesin söyleyecek bir sözü var hocam. Dinlemek. Dinlemek lazım. Değer vermek. Dinlemek. Değer vermek. Çünkü dinlemek karşındaki insana değer vermek. Bak ben sana zaman ayırıyorum. Evet. Sen çünkü zaman çok kıymetli. Ben sana zaman ayırıyorum. Bir de birini dinlerken benim en kızdığım şeylerden bir tanesi bu. Adamın eli kolu her tarafı oynar hocam. Böyle vardır. Dinliyorsunuz adamı. Ya bir şey anlatıyorsun. O sırada adam başka şeylerle uğraşıyor. Hatta ben bir defasında böyle karşılaştım. Tak kestim konuşmamı. Evet dedi. Dedim beni dinliyor musunuz siz? Ya dinliyorum kulağı, ama hiç öyle değil. Cep telefonu uğraşıyorsun. Gözün fıldır fıldır oralarda buralarda dolaşıyor. Efendim elin kolun her tarafı oynuyor. Böyle dinlemek olmaz ki. Doğru. O açıdan hocam etkili dinlemek de bir sanattır. Etkili dinlemek de bir beceridir. Doğru. Karşıdaki insana değer vermek. Hocam yani herkese büyükler bakın. Başarılı olmuş insanların hep hayatlarına bakın. Kimseyi incitmeyen, güler yüzlü, tatlı dilli. Bu zamanın silahı güler yüz buyurmuşlar değil mi hocam büyükler? Tatlı dilli olmak. Güler yüzün ve tatlı dilin başaramadı hiçbir şey yoktur diye de ifade etmişler hocam. Evet. Hocam başarılı insanların hususiyetlerini sayarken yine eskiler demişler ki hiç kimseye şüpheyle yaklaşmamalı. Evet hocam. Personelindir, çalışanındır, müdüründür, öğrencindir, arkadaşındır, dostundur, çocuğundur, hanımındır. Şüpheyle yaklaşmamalı. İnsanlara nasıl yaklaşırsak onlar da bize öyle yaklaşırlar. Hocam herkesi kendimden kıymetli görmeden muvaffakiyet olmuyor. Evet. Karşımdakini kendimden kıymetli görmeden muvaffakiyet olmuyor. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Aynen. Muvaffakiyetin en önemli sırrı demişler hocam, kendimden önce o. Doğru. Kendimden önce o. Bunu yapan insanlar hep başarılı olmuş hocam. Doğru hocam. Kimseyi incitmemeli başarılı olan bir kimse. Çok doğru. İncitmemek de önemli hocam. Evet. Malum dinimizde küfürden sonra en büyük günah kalp kırmak. Çok doğru. Dil
nazargah-ı celil-i ekber est. Kâbe bünyada halil-i azer est. Gerçi bu şekilde belki şey de olabilir mesela. Kâbe bünyada halil-i azer est. Dil nazargah-ı celil-i ekber est demişler. Kâbe-i muazzama, evet. Farisi bir kelime, evet, bir ifade. Abdülkerim Arvansı Hazretleri, lisan-ı Arabi, lisan-ı Kur'an est, lisan-ı Farisi, lisan-ı Edeb est, lisan-ı Osmanlı, lisan-ı Rical-ı Devlet est diye buyurmuşlar. Yani Kur'an-ı Kerim, Arapça Kur'an-ı Kerim lisanıdır. Evet. Farisi edebiyat lisanı, Osmanlıca da devlet ricalinin lisanı. Kâbe-i muazzamayı, Kâbe bünyada Halil-i Azer est, Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın yaptığı bir binadır. Evet. Ama dil, kalp, nazargah-ı ilahidir buyuruyor. Bir insanların kalbini kırmak, Kâbe-i muazzamayı yıkmaktan 70 kat daha fenadır buyuruyor, değil mi buyuruyor hocam? Dolayısıyla Müslümanın kalbi nazargah-ı ilahidir. Yani sadece Müslüman olması şart değil. Yani herhangi birisi, insan. Sadece Müslüm daha bir yani çalıştırdın. Yani bir Müslümanla helalleşebilirim ama bir gayrimüslime. Tabii hakkı daha hakkı önde geliyor. Tabii hayvanın hakkı, gayrimüslimin hakkı, Müslümanın hakkı en son gelir buyuruluyor. Hatta, evet, değil mi hocam? Evet. Yani hayvana yanlış fazla yük atmışımdır. Yani affedersin eşek kardeş, kusura bakma sana fazla odun yükledim diyemiyorsun. Ama evet, hakkını alacak. Gayrimüslime bir yanlış yapmışsın. O da alacak. Gidip de adamda hakkını helal et kavramı gelişmediyse nasıl helalleşeceksin? Veya burada helalleşmediğin zaman ahirette helalleşemezsin. Daha da kötü. Biri cehennemde, biri cennette. Tabii. Biri imanlı, biri imansız. Dolayısıyla mutlak surette helalleşmek icap ediyor burada ve kimse hocam incitmemeye gayret etmeli. Kul hakkı mevzusunda peygamberlerin, evet, bile dizi titremiştir diye. Aynen öyle. Ve kimseyle tartışmamalı. Evet. Başarılı kimse kimseyle tartışmaz, münakaşa etmez. Çünkü münakaşa fayda kapılarını kapatır demiştir. Dostluğunu yok eder. Düşmanlığı düşmanın da düşmanlığını arttırır demiştir. Evet. Ve bir de başarılı olan kimseler mahiyetiyle yani emri altındakilerle laubeli olmamalı, ciddi ve mert olmalı. Ciddi, evet, ve mert. Evet. Kısa ve net konuşmalı. İşi sürüncemeye bırakmamalı. Hayırlı söz kısa ve yol gösterici olandır başarılı kimse. Evet. Bir de bir şey daha söylemişler. Kendisini üstün görmemeli. Kibirden, büyüklenmekten efendim sakınmalı. İşine hakim olmalı. Kar ve zararı nereden geldiğini bilmeli. Kendisini düşünecek zaman ayırmalı. Hissi davranmamalı ve sabit fikirli olmamalı. Evet, verdiği işin neticesini istemeli ve almalı. Bu çok mühim. Özür dileyenin özrünü kabul etmeli demişler ya, yine başarılı, evet, kimselerin şeyi. Kendisini diliyle ve haliyle sevdirmesini bilmeli. Mahiyetimiz bizi sevmiyorsa demişler. Herhangi bir ailede sevilmiyorsak, okulda sevilmiyorsak, üniversitede sevilmiyorsak, evet, işte sevilmiyorsak, sokakta sevilmiyorsak, camide sevilmiyorsak. Bitti. Yani bitti. Bizim orada sebebi sevmeyenler değil. Sevmeyenler biziz demişler başarılı olan kimseler. Evet. Aslında sevgi, işte sevgi de bir ihtiyaç hocam. Evet. İnsan için çok önemli bir ihtiyaç. Sevmek de, sevilmek de bir ihtiyaç. Evet. Hayatımızda her şeyin belli ölçüsü var. Ölçüsü olmalı. Hocam, değerli hocam, biraz önce affınıza sığınarak başarılı olmuş insanların hususiyetlerinden, evet, birkaç daha örnek vermek istiyorum müsaadeniz olursa. Hay buyurun. Başarılı olmuş insanların hususiyetlerine baktığımız zaman hocam çok önemli. Bu büyük şirketlerde özellikle çok görüyorum ben bunu ve çok hani haddini hududunu bilen, öncelikle insan olan kimseler açısından çok çok önemli. Karşısındaki insanı işçi olarak görmüyor hocam. Onu bir kardeşi olarak görüyor. Abisi olarak görüyor. Sen benim işçimsin. Ya maaşını kendisi veriyor ama bakıyorsunuz kardeşi olarak görüyor. Bu belediyelerde de çok görüyorum bunu hocam gerçekten. İşçisiyle ne güzel. Efendim işçisini imamete getirmiş. Belediye başkanı kendisi arkada cemaat olarak namazını kılıyor. Ne kadar hoş bir şey değil mi hocam? Onun için başarılı olmuş insanlarda da büyük zatlardan hayatlarında da hep böyledir. Kardeşim diye hitap ediyorlar. İşçi olarak hitap etmiyor. Normalde parasını veren de o. Zamanını satın alan da o. Ama ben sana zamanını satın aldım demiyor. Artık o işçi, o temizlik görevlisi bile artık orada o kadar rahat hareket ediyor ki orayı benimsemiş. Oranın musluğundan akan bir damla suyun bile aslında kendi cebinden çıktığını, kendisinin sevdiği, o şirketin sahibini seviyor ya, onun cebinden çıktığını bilip ona göre o musluğu kapatabiliyorsa, biz o sevgiyi layıkıyla verebildiysek o şirkette her şey bitmiş demektir hocam. Hocam bir şey geldi hatırlamadım. Evet. Merhum Enver abi. Evet.
Onun ziyaretine Sabancı gelmiş. Evet. Sabancı demiş ki, agam senin demiş şirketinde kaç kişi çalışıyor? Şu, diyelim ki 30 bin. Bunlar hangi sendikaya üye? Emel abiler demiş ki, ne sendikası? O zaman da sendika da fazla yaygın değil. Evet, Allah Allah agam demiş, sendikasını mı çalıştırıyorsun? Olur mu demiş. Hastalandıkları zaman tedavi ettiriyorum. Ziyaretine gidiyorum. Çocuğu sünnet olunca ziyaretine gidiyorum. Evlendiğinde düğününe gidiyorum. Efendim herhangi bir ihtiyacı olduğunda ihtiyacını karşılıyorum. Evet. Dolayısıyla hak arama mücadelesine evet, girmesine gerek yok. Fazlasıyla maaşı fazlasıyla veriyorum. iş veriyorum. Dolayısıyla benden daha iyi bir sendika mı olur demişler. Ya, yani. İşte bu hocam. Hayatının o güzel misallerini gerçekten büyüklerden öğreniyoruz. Biz görüyoruz aslında, biz istifade ediyoruz o zatların, o büyük zatların hayatlarını okudukça. Bununla birlikte biraz önce dediğimiz gibi hocam, hayatta başarılı olmuş insanlar da hep bir de hocam menfaat duygusu. Bugünün belki de en önemli başarının önündeki en büyük ketlerden bir tanesi bu menfaat. Evet. Hep bana, hep bana diyen insanların karşısındaki insanla paylaşabileceği çok fazla bir şey yok. Onun için de bu tür insanların da hayatlarında çok fazla bir başarı göremiyoruz. Bir de hocam ben maaşını veriyorum, sen benim altımdasın. Bu hayatın her merhalesinde böyle. Şimdi üniversitelerde de adam profesördür, araştırma görevlisi emri altında. Fakültelerde çeşitli zamanlarda görüyoruz bu mühendislik olsun, tıp da olsun, hayatın yani her şeyde, eğitimde. İşte ben profesörüm, sen araştırma görevlisisin veya ya buna istediğin her şeyi yaptıramazsın insanlara. Yapar, nezaketle yapar ama kenarından tırtıklayarak yapar. Ama rica ederek hocam, bu çok önemli. Kim olursa olsun rica etmek, istirham etmek. Bu ben senin üstünüm, sen benim altımsın. Bu tür şeylerle başarılı olmak mümkün değil. O eğer sevmeden yapıyorsa bir ya da mutlaka savsaklar, bundan zarar görürsün. Evet. İnsanlardan özür dilemek, bir yanlış yapıldığında özür dilemek. Ya altındaki insanlardan ricayla bir şeyler istemek. Bu insanın hocam kaybedeceği şeyler insana insanlık kazandırır. İnsana evet, değer kazandıran şeylerdir. Doğru. O açıdan emrederim, alttakiler de yapar gözüyle baktığınız zaman bu işte muvaffak olma şansı yok. Bir de hocam başarılı olan insanların hayatlarına baktığımızda kanunlarla, kurallarla, devletle sıkıntısı olmayan insanlar. Vergisini veriyor. Kanuna uyuyor. Zaten iyi bir Müslümanın tanımını yapmışlar değil mi hocam? İyi evet, bir Müslüman yaşadığı ülkenin kanunlarına uyar. Suç işlemez. Allah-u Teala'nın emirlerine uyar. Günah işlemez. Bu insanın başarılı olmama şansı var mı hocam? Yok. Zaten biraz önce söylediğimiz şiarları da yerine getiriyorsa bitti. Bir de bazı şeylerde hocam sıkıntı çeken yani insanları yani biraz önce Enver abilerin de ifadesinde yani buyurduğunuz gibi paratoner olmak değil mi hocam? Evet. Derdi insanların sıkıntısını, sıkıntılarına yüklenmesi. Bu açıdan da baktığımızda gerçekten de çok müstesna şahsiyetleri tanımak insana ayrı onur veriyor, şeref evet, veriyor hocam. O açıdan da bunlar çok çok önemli. Hocam vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Vaktimizin sonuna da yaklaşıyoruz. Bir de değerli hocam, sizin de malumunuzdur. Özellikle kurumlarda, kuruluşta, bu evde de dahil, dedikodu, fitne ve gıybet hocam. Bir evet, kurumda, bir kuruluşta, bugün hayatın her merhalesinde, nerede olursa olsun. Kanser gibidir. Kanser gibi gıybet, dedikodu, fitne, toplumları en fazla bölen hususiyetler bunlar. Empati ve kul hakkı duygusu. İnsanlar arasında layıkıyla yer alsa, yerleşse evet, hocam ne kavga kalır ne gürültü kalır. Aynen öyle. Bakıyorsunuz insanlar arasında adam hocam çok basit meselelerden insanlarımızın içine düştüğü durumları görüyor musunuz? Çok basit meselelerden ya gürültü yaptı diye gidip komşusunu sülalece ortadan kaldıran, vuran insanlar bizim toplumumuzdan böyle insanlar çıkmış olamaz hocam. Yani böyle bir örnek ne geçmişte, gelecekte de görür müyüz? Rabbim bir daha muhafaza etsin. Ya gürültü yaptılar diye adam komşusunu pompalıyla ya böyle bir şey var mı hocam? Evet. Bu nasıl bir şeydi? Nasıl bir toplumdur? Nasıl bir toplum haline getirdiler bizi? İşte. Mutlaka ya fitne var, ya dedikodu var, ya işin arkasında başka sıkıntılar var, tahammülsüzlük var hocam. Başarılı olan insanlarda da bu var hocam. Başarılı olan insanların da hazmetme kapasiteleri çok geniş. Evet. Hazmetme kapasitesi geniş olan, her şeyi kafasına takmayan,
İşte orada şey küçük teferruatlar var. Ya ona da sen el at canım, ne olacak, sen düzelt. Adam bir hocam temizlik yapıyorlar bir gün. Odamın önünde baktım bir yerlerde bir şeyler eksik kalmış. Normalde ne yapılması lazım? Ya temizlikçiyi çağırıp gel kardeşim şurayı eksik bırakmışsın. Ya ne olacak kardeşim? Peçeteyle aldım kendim sildim. Hiç gayet. Ya ne olacak yani oraya bir parça bir pislik düşmüş. Bazılarına bakıyorsunuz temizlikçiyi fırçalıyor. Böyle temizlik mi olur diyor. Şu diyor bu diyor. Onun için hocam ne olursa olsun bazı şeylerde de dikkatli olmak gerekiyor değerli hocam. Evet hocam. Evet. Cenab-ı Hak razı olsun. Hocam şimdi başarı bahsettik. Bir de vaktimiz sona doğru geliyoruz ama yönetmenimiz işaret ediyor. Birkaç dakikamız var. Başarısızlığın sebepleri nelerdir? Başarı hocam, var bir de başarısızlık. Evet. Başarısızlığın sebepleri nelerdir? Aslında hocam başarı başarısızlık bu konular tabii kültürümüzde de çok kıymet verilen şeyler. Başarının gerçek tanımını öğrenmek istiyorsak Resulullah Efendimiz'in göre hayatını okumamız lazım. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerine göre büyük sıkıntılara maruz kalmışlar. İslamiyet'i anlatırken Eshab-ı Kiram da aynı şekilde. Allah-u Teala'nın dinini yaymak için mücadele eden Osmanlı, Karahanlı, Selçuklu değil mi hocam? Evet. Bunun hepsine baktığımız zaman dini İslam'a hizmet eden ülkelerde de hep. Ama hocam lisan-ı halle öncelikle bazı şeyleri anlatmak çok çok önemli. Ya başarı dediğimiz şey bu yerine göre kültürden kültüre değişebilir. Bunların kavramları, kavramsal terminolojik manaları değişebilir ama bana başarıyla ilgili son dönemden bir misal verin deseler evet. Muhammed Ali Raşvan diye bir sporcu var hocam, boksör var. Ben onun hayatını örnek veririm. Allah Allah. Çok ilginçtir hocam. Benim de gerçekten de bu adamın bu hayatını okuduğumda çok etkilenmiştim. Efendim Muhammed Ali Raşvan hocam. Şimdi Muhammed Ali Raşvan gerçekten kendisi boksör olarak biliniyor ama İslam dünyasının gururu haline geliyor hocam. İftihar vesilesi haline geliyor. Şimdi bu Muhammed Ali Raşvan 1956 Kahire doğumlu bir judocu hocam. Hı hı. Yani bir insanın aslında çok şeyler anlatmaktan ziyade haliyle örnek olması büyük başarı hikayelerini de beraberinde getirir. Evet. Buna bir örnek Muhammed Ali Raşvan'ın hayat hikayesi. Özellikle dinleyicilerimizin bu konuya çok dikkatle efendim kulak kabartmasını rica ediyoruz. Muhammed Ali Raşvan 1956 Kahire doğumlu bir judocu. Dünyaya ayağa kaldıran sarsıcı bir hikayesi var. 1984 yılında ülkesi Mısır'ı Amerika'nın Los Angeles olimpiyatlarında judoda temsil etmek için mindere çıkar Muhammed Ali Raşvan. Evet. Sırasıyla bütün rakiplerini tek tek yenerek finale yükselir. Final müsabakasında değerli hocam minderde rakibi Japon Yasuhiro Yamashita adında bir sporcu. Evet. Yamashita müsabakalar sırasında sağ ayağının kasları yırtıldığı için final karşılaşmasında yaralı olarak çıkmak zorunda kalır. Japon sporcu. Evet, Japon sporcu. Evet. Adı anons edildiğinde sağ bacağını adeta bir ceset gibi sürükleyerek mindere gelir. Evet. Hocam. Affedersiniz. Salonda mücadeleyi izlemeye hazırlanan binlerce seyirci Raşvan için kolay bir final olacağını düşünmekte. Tekini vurup indirecek. Rakip sakat. Evet. Evet. Müsabaka sırasında Muhammed Ali'nin antrenörü kenardan sürekli bağırmakta. Sağ bacağına çalış, sağ bacağına oyna. Çünkü biliyor bu adam bu işi. Muhammed Raşvan rakibinin sağ ayağına bir defa vurması yetecek normalde hocam. Evet. Fakat bir türlü o hamleyi yapmıyor. Bu kez seyirciler sağ bacağı yaralı diye tempo tutarak uyarıyorlar Raşvan'ı. Raşvan yine sağ bacağı hamle yapmıyor. Müsabakanın sonlarına doğru Japon judocu ani bir hamle yaparak Raşvan'ı yere seriyor. Ve final maçını kazanıyor. Maçı rahat kazanacağı düşünülen Raşvan ise gümüş madalya ile yetinmek mecburiyetinde kalıyor.
Hocam hikaye esas bundan sonra başlıyor. Evet. Müsabakadan sonra etrafını saran bütün gazetecilerin sorusu aynı. Neden yapmadın? Niye sağ ayağına vurup indirmedin? Verilen cevap bütün dünya medyasında haber konusu oluyor değerli hocam. Evet. Raşvan ne diyor? Benim dinim insana zarar vermemeyi, yaralıya vurmamayı ve bir kişinin zaaflarından yararlanmamayı emreder. Eğer sağ bacağına vursaydım ömür boyu engelli kalabilirdi. Bir madalya için bunu ona yapamazdım. Allah hocam, Allah. Müslüman ahlakını görüyor evet, musunuz? Evet, İslam ahlak işte. Bir altın madalya kaçıran Muhammed Al-Rasva'nın sözleri ayakta alkışlanıyor. Uluslararası Fair Play Komitesi onu 1984 Fair Play ödülüne layık görmüştür. Dünyanın pek çok ülkesinden ödüller almıştır. Daha ileri gittiği Japonya'da da bir kral gibi karşılanmıştır daha sonra. Japonya ile Mısır arasında da dostluk köprüsünün kurulmasına sebep olmuştur Raşvan. Evet. En kayda değer şeyi burada altını çizerek ifade etmek isterim hocam. Buyurun efendim. O yıl binlerce insan, değerli hocam başarı nedir diye sordunuz ya. Evet. Bakın değerli hocam, o yıl binlerce insan Muhammed Ali Rasva'nın bahsini ettiği din nasıl bir şeydir acaba diyerek İslam'ı inceleme gereği duymuştur. 50 kişi de Muhammed Rasva'nın sözlerinden etkilenerek Müslüman olduğunu açıklamıştır. Maşallah. İşte size başarı. Evet. Bunlardan birisi de Japon Riko Hanım. Riko Hanım Muhammed Rasva'na aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Oo, tam başarı. Hem de Müslüman olmuşlar. Maşallah. Dikkat edilirse hocam Muhammed Rasva'nın hiç kimseye dindar ol, Müslüman ol, doğru ol, dürüst ol şeklinde bir telkinleri olmamıştır. Davasını, inancını uzun uzun anlatma gereği de duymamıştır. Evet. Sadece dininin ve davasının kendisine emrettiği ilahi hükmü söylemiş ve bir anda bütün dünyanın ilgi odağı oluvermiştir. Bir hareketiyle 50 insanın kalbine İslam'ın nurunun dolmasına sebep olmuştur. Hocam, eshab-ı kiram olsun, Müslüman devletler, Müslüman devlet adamları olsun, İslam'ı çoğu zaman anlatma ihtiyacı bile hissetmemişler değil mi hocam? Lisan-ı halle lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır. Yani halinizle olduğunuz örnek, evet. Dilinizle ortaya koyduklarınız, anlattıklarınızdan daha tesirlidir demiş efendim büyükler. Onun için değerli hocam, Peygamber Efendimiz'in savaşlarda ağaçlar kesilmeyecek, sular zehirlenmeyecek, ekin tarlaları yakılmayacak, köprüler yıkılmayacak değil mi hocam? Evet. Emrini kendisine şiar edinen ecdatta İslam'ı yayarken aynı hassasiyetle yaymış. Balkanlarda, Kafkaslarda, evet. Afrika'da, Avrupa'da İslam'ı yayarken verdiği mücadelede herkese ilham olmuş. Evet. Ve ecdadan Osmanlı'nın yaptığı bu İslam mücadelesinde de çoğu zaman anlatma ihtiyacı bile hissetmemiş. Kendileri gelip seve seve evet. Müslüman olmuşlar değerli hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna doğru yaklaştık. İnşallah büyüklerimiz demişler ki başarı hocam şimdi bu netice olarak hülasa olarak söylemek gerekirse başarı öldükten sonra ateşte yanmamak. Evet hocam. Sen o imtihanı veremedikten sonra burada 90 tane imtihanı başarıyla versen 40 yerde bilmem ne başkan olsan ne faydası var. Önemli olan ahiret imtihanını vermek, o da ateşte yanmamaktır. Ya. Efendim yine bir Tarihi Açılan Pencere programının sonuna geldik. Sesimizi kumanda masasında İbrahim Macit kardeşimiz sizlere ulaştırdı. Bu programı Doçent Doktor Mustafa Şeker ve bendeniz Mehmet Sıdık Arbaz hazırlayıp sunduk. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın demeden evvel Instagram'daki Tarihi Açılan Pencere programımızı takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Tarihe açılan pencere.